Trebolu 42 Çay. Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Trebolu 42 Çay'ın sunduğu Galatasaray gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Trebolu 42 Çay Ramazan'da da hem iftarda hem sahurda size keyif verecektir diye düşünüyorum. Ve hemen Galatasaray gündemine geçiyorum. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten önemli başlıklarımız var. Önce bu başlıkları sizlerle paylaşayım. Galatasaray'ın son anda gerçekleşemeyen transferi kim? Yıldız oyuncu için bir gerçek daha ortaya çıktı. Onu da söyleyeceğiz. Nedir bu gerçek? 15 milyonluk tekliflere kapalıyız, kapımıza sakın gelmeyin diyor Galatasaray ve Galatasaray'ın başarılı oyuncularına yeni sözleşme teklifi, bundan da bahsedeceğiz. Dün bir, bugün iki diyoruz, öyle denilebilir. Takip altına alındı kim bu oyuncu ve Galatasaray'ın gündemindeki yıldız için Süper Lig'den bir talip daha çıktı diyelim ve hemen konumuza geçelim. Galatasaray, söylediğimiz gibi, videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının devamını bekliyoruz diyelim ve şöyle devam edelim. Evet, Galatasaray deyince bir iki tane veriden bahsedelim size. O verilerle devam edelim. 29 maç 78 gol akan oyunda diyelim. Sadece 9 gol yemiş ve toplamda da 17 gol yemiş Galatasaray kalesini gerçekten de kapatıyor. Burada küçük bir not daha ekleyelim. Gerçekten Galatasaray taraftarı şimdi şöyle bir mutluluk yaşıyor. Ya o özlemini çektiğimiz 2011-2015 arasında Melo, Selçuk İnan oluşumunun galiba benzerini bulduk diyorlar. Böyle bir mutlulukları var ki ben de katılıyorum. Torreira'yla Kerem Demirbay bu keyfi yaşatıyor desek yanlış olmaz. Onu da özellikle vurgulayarak hemen diğer haberlerimize geçelim. Önce birkaç tane haber vermekte yarar var. O haberleri sizlerle paylaşalım. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama madem ki haber, sizlerle paylaşalım. Icardi'nin kulübe 5 milyon euroluk bir ihtar çektiği haberi vardı. Bu konuda herhangi bir kulüpten gelen haber okumadım. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Yani Icardi bu kadar kulübü severken böyle bir şey yapar mı diye sorarsanız çok da fazla ihtimal vermiyorum ama bilemiyorum. Tabii ki ben haber olarak olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada Galatasaray bir Antalya kampı yapmayı düşünüyor. Şöyle bir kafaları dağıtmak, neden? Milli takım arasında böyle bir şans yakalamak istiyor. Dinlenmek, aynı zamanda oyuncular arasındaki bütünlüğü de bir şekilde perçinlemek açısından böyle bir durum söz konusu. Bundan da bahsedelim. Galatasaray'ın yeni jokeri Berkan Kutlu oldu. Biliyorsunuz sol bek oynadı, stoper oynadı. Zaten orta saha oynuyor. Başka haberlerimize bakıyorum. Bu haber gerçekten çok önemli. Sergio Oliveira affedilmişti biliyorsunuz. Affedilmesinin arkasında yatan gerçek ortaya çıktı. Yani perde arkası nedir derseniz. İşte o perde arkasında yatan gerçek Muslera'nın Okan Buruk'la konuşması ve Sergio Oliveira'nın affedilmesinin yararlı olacağını söylemesi üzerine Okan Buruk da Muslera'yı kırmıyor, yönetime de iletiyor ve Sergio Oliveira takıma dönüyor. Yani Muslera'nın yaptığı gerçek bir kaptanlık, onu da vurgulamam gerekiyor. Haberlerimiz şöyle, bir iki tane haberimiz daha var ki onları da sizlerle paylaşayım. Çünkü başlıklarını verdiğim haberlerden bir tanesi o. Şöyle söyleyelim, Yunus Akgün konusu. Yunus Akgün, Leicester City. Leicester City memnun. Almak da istiyor diye bir haber var İngiliz basınında. Ancak finansal fair play nedeniyle kulübün şartlarının olumsuz olması ortaya çıktığı için artık Galatasaray'a dönüş günleri başladı diyor ki 23 maçta 2 gol 2 asist dönüşü getirecek faktör finansal fair play.
Benzer bir durum Aston Villa için var ama oradaki durum finansal fair play ile bağlantılı değil. Onu da söyleyelim. Aston Villa 4-0'lık bir Tottenham yenilgisi aldı. 2-0 iken oyuna Zaniolo girdi ama Zaniolo'yu ya sen oyuna yeni girdin 10 dakika oldu geri bile koşmuyorsun diye yoğun bir eleştiri altına tuttular. Ve Aston Villa taraftarı camiası gönderin kardeşim geri dönsün diyorlar. Geri dönünce de biliyorsunuz Galatasaray'a gelmiş olacak diyebiliriz. Onu da söyleyelim. Devam edelim. Galatasaray bir istatistik vermiştik. Bir veri daha var elimizde. 32 maçtır yenilmeyerek Galatasaray Avrupa'nın zirvesine çıktı. 13 Ağustos'ta Giresunspor'a mağlup olmuştu. Bu sezon 15 galibiyeti var. Sporting Lisbon'un da 12 galibiyeti var. Sporting Lisbon'un önünde yer alıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Peki şimdi şöyle söyleyelim. Maçla ilgili yani maça döndüğümüzde, Kasımpaşa maçına döndüğümüzde bir takım sıkıntılar olduğunu da vurgulayalım. Stoper alarmı var. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan. Yani Kasımpaşa maçında olma ihtimalleri son derece zayıf. Dolayısıyla orada yine Victor Nelson'la Berkan Kutlu oynayacakmış gibi görünüyor. Madem Victor Nelson dedik, oradan devam edelim. Victor Nelson'u Tottenham Victor Nelson'u hem sezon başında hem devre arasında istiyor ve Galatasaray 25 milyon euro istiyor oyuncu için. O rakam çok yüksek olunca Dragusin'e gidiyorlar ve 25 milyon euro veriyorlar. Şimdi pişmanlıkları var ama onun ötesinde şunu da söyleyelim. Zaten 14 milyon euro görmüştü. Galatasaray diyor ki 25 milyon euronun altında herhangi bir paraya Victor Nelson yok diyor. Bunu bir kere söyleyelim. Barış Alper'le ilgili de rakamlar ortaya çıktı. Barış Alper'de de Galatasaray 20-25 milyon euro aralığını ortaya koydu ki haklı mı? Haklı, öyle söyleyebiliriz. Bir başka haberimiz var. Mertens'in menajeri İstanbul'a çağrıldı ki söylemiştik şöyle bir şey. Galatasaray'ın başarılı oyuncuları Muslera'nın da çağrılmıştı. Mertens'in bir yıl daha devam etmesini istiyor Galatasaray. Okan Buruk özellikle yönetime ricada bulundu. Bu konuda mutlaka Erden Timur'la görüşmüştür. 74 maç, 14 gol, 14 asist. Neden diyor? Hem takıma liderlik yapıyor hem de performans olarak takımın iyileri arasında yer alıyor. Yani onun yerini kapatacak bir oyuncu bulunamadı. Bu arada Marco Reus'la ilgili iddialar eski yöneticim Mahmut Recevic'ten geldi. Hala iddiasının da arkasında durduğunu söylemem gerekiyor. Bakalım bu noktada gelişmeler nasıl olacak. Devam edelim. Dedik ki dün bir bugün iki. Yani geldi Galatasaray'da oynamaya başladı Hannover 96'dan. Anında scoutların dikkatini çekerek izlenmeye başlandı. Derek Köln'le ilgili şöyle söylüyorlar. Tam isabet bu oyuncu ve bu oyuncunun sezon sonunda transferi için Galatasaray'ın kapısını çalabiliriz diyorlar. Galatasaray bu kadar kısa sürede de bu oyuncuyu verir mi vermez. Ben kanaatimi söyleyeyim şöyle ki Derek Köln gerçekten de Angelinho'dan alamadığı verimi Galatasaray'ın aldığı oyuncu. Öyle söyleyebiliriz. Gerçekten Galatasaray müthiş bir sol kanat oyuncusu buldu. Bir de düşünün bunu sağ kanat oyuncusuyla destekleseydi. Yani sağda Sacha Boey gitmese yani çok yüksek para. Solda Derek Köln Galatasaray'ın iki kanadı adeta uçurtma gibi olacaktı diyebiliriz. Ama olmadı. Şimdi bir nokta daha var ondan da bahsedeyim size. Bu da Davinson Sanchez. Davinson Sanchez'in menajeri Türkiye'ye geldi, İstanbul'a geldi ve oyuncunun transferini yapmak istediğini söyledi. İşte bu noktada o transferle ilgili Galatasaray'ın sözleri çok net söyleyeceğim. Sözlerini şöyle söylüyor. Sakın bize 15 milyon euro teklifle gelmeyin. Kapımız bu tekliflere kapalı diyor Davinson Sanchez için. Söylemiştim zaten eski takımı da neden gönderdik diye kara kara düşündüğünü söylediğimiz bir oyuncu.
ve devam edelim. Son olarak da şunu söylememiz gerekiyor. Burada dedik ki Süper Lig'den bir takım talip oldu Galatasaray'ın gündemindeki oyuncuya. Angelo Preciado'dan bahsediyoruz. Ekvadorlu oyuncu, Sparta Prag'ın oyuncusu. Galatasaray istiyordu ama Beşiktaş'ta talip oldu diye daha önce de söylemiştik. Tabii ki oyunculara genellikle pek çok kulüp talip olabilir. Onlardan bir tanesi alıyor. Ama Galatasaray şöyle bir şey yaptı. Eğer olmazsa diye yani bir alternatif oluşturdu ve scout ekibi bir şekilde kolları sıvadı. Marcus Carlson'u buldu. Marcus Carlson Hammarby'de oynuyor. Bir sağ bek. 20 yaşında. 2027'ye kadar sözleşmesi olması bir handikap. Ama şunu unutmamak lazım ki Avrupa'da büyük bir takımda oynamak istiyorum diye bir arzusunun olduğunu vurgulamam gerekiyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda da Galatasaray eğer Preciado'yu alamazsa o takdirde başka alternatifleri var. Daha önceki alternatiflerden de bahsetmiştim. Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Diyebilirsiniz ki ya işte zaman zaman bu isimleri telaffuz ediyorsunuz. Ya bu kadar çok isim telaffuz ediyorsunuz nasıl olmuyor? Şöyle söyleyelim. Listeyi oluşturuyorsunuz. O listenin içerisinde bakın şimdi Preciado vardı. Beşiktaş'ta devreye girdi. Belki Beşiktaş daha yüksek bir ücretle kapıyı çalacak. Dolayısıyla ne olacak? Bu kez işler sıkıntıya girecek. Onun için de seçenekler üretiyorsunuz. Bunları söylemem gerekiyor. İşte Galatasaray'ın seçeneklerinden biri de az önce söylediğim gibi Marcus Carlson. Evet, genel anlamda Galatasaray gündemini, son 24 saatlik gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve Trebol'u 42 çayı bir kez daha tavsiye ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.